hemşerilerim, kardeşlerim, hepinize sevgi, selam, hürmetlerimi yolluyorum. Vakfımızın başkanı Sadrettin Beni Arabe, kardeşlerimizin bazı tıbbi malzemelere ihtiyaçları olduğunu, parayla satın almak istediklerini söyledi. Kendisinin Türkiye'de bu malzemelerin işine bağlı olduğunu ve gönderilmesinin çok zor olduğunu söylediğini ifade etti. Ben de kendisine doğru söylediğini söyledim. Ama gene de şansımızı zorlayalım. Özel izin alabilirsek parasını biz ödeyelim. Biz gönderelim. Kardeşlerimize desteğimiz, yardımımız olsun. Çünkü bu bizim kardeşlerimize insanlık görevimizdir. Bu görevi bugün yapmamız gerekiyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin 15 Temmuz'daki ihtilalde sabaha doğru arayarak kendisinin bize yardımcı olabileceğini, kendisinin bütün imkanları hazır olduğunu, bizi oraya beklediğini veya destek vermek istediğini açık açık ifade etti. Ben de kendisine böyle bir günde bir destek verebilmek için bir fırsat olduğunu düşündüm ve kendisine o gün de teşekkür ettim. Bugün de teşekkür ediyorum. Allah bize böyle bir fırsatı verdiği için şükür ediyorum. Kardeşim Hazretine de, bize destek veren diğer siyasilere de izin aldık. Onlara da teşekkür ediyorum. Ve bu desteği kardeşlerimize insani görev olarak gönderiyoruz. Umarız faydalı olur. Herkes bundan zarar görmeden kurtulur. İyi günler, güzel günler ileride hep bizim olur. Herkese sevgi, selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Geçmiş olsun. Bu desteği vermekle Kanık Şirketler Grubu adına, Kanık ailesi adına çok mutlu olduğumuzu ifade ederek bütün kardeşlerimin sevgi, selam, hürmetleriyle şirketlerin gözlerini. ...1994 yıl temellerini atan Özkalastik, üretime başladığı ilk dönemlerinde lastik kaplama sektörüne yönelik ürünler üretmiştir. Vizyonunu yurt içinde lider, yurt dışında tanınmış bir marka olarak belirleyen Özka, profesyonelce yürüttüğü strateji planlama faaliyetleriyle politika ve hedeflerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu kapsamda öncelikli olarak 2004 yılında yeni tesisine taşınmış, son teknoloji makine ve ekipmanlarla bahçe, tarla, kamyonet, minibüs, römork, traktör ön, traktör arka, iş makinesi, biçer döver, forklift ve panzer lastiği gruplarında üretime başlamıştır. Yatırımlarına devam ederek kapasitesini artıran ve radyal traktör lastiğini ürün gamına ekleyen Özka, ülkenin en büyük lastik fabrikalarından biri olmuştur. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, güçlü, güvenilir, sağlam lastikleriyle kısa sürede yurt içinde söz sahibi olan Özka, yurt dışında ise başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyaya lastik ihraç etmektedir. Toplam kalite yönetimini benimseyen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 27001 yönetim sistemlerini uygulayan Özka, ham madde girdi kontrolünden başlayarak sevkiyat sonrası da dahil olmak üzere tüm prosesinde ürün kalite ve güvenliğini sağlamaktadır. Sosyal ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip Özka, küresel ilkeler sözleşmesini imzalayarak bu konudaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Kazancını yatırıma dönüştürerek istihdamı her geçen gün artırmaktadır. Çevre ve iş güvenliği konularında yasal düzenlemelere uygun faaliyetler yürütmektedir. Proses hurdalarını geri kazanarak global çevre ve ekonomiye katma değer yaratan Özka, bu yönüyle Türkiye'deki diğer lastik fabrikalarından farkını ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir büyümenin temel taşı çalışandır felsefesiyle hareket eden Özka, makine ekipman yatırımlarıyla birlikte çalışanlarının katılımı ve gelişimi için gerekli ortamları ve kaynakları sağlamaktadır. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım, seminer, eğitim ve benzer faaliyetler planlamakta ve uygulamaktadır.
genç, dinamik kadrosunu deneyimli yöneticileriyle birleştiren Özka, strateji planlamasına uygun olarak yatırıma ve büyümeye devam etmektedir. Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler, bugün Alan Vakfı'ndayız. Alan Vakfı'nın misafiriyiz. Biliyorsunuz ekranlardan da biz söylüyoruz. Biz bir İronuz. Önce sizi tanıyalım efendim. Bir sanayicisiniz. Efendim ben Kanıklardan Şerif Kanık. Sanayiciyim. Bitlis Ahlatlıyım. Bizimkiler oraya gitmişler, oraya yerleşmişler. Oradan sonradan biz buraya şartlar bu tarafa göç etmemize zorladı ve geldik. Hasbelkader sıfırdan başlayıp bir noktaya kadar geliyoruz. Bugün Türkiye'nin ilk 500 sanayicisinin içerisinde ama bir asetin olarak da gururluyum. O kadar. Efendim Osetlere baktığımız zaman, asetinlere baktığımız zaman Türkiye'ye Osetya'dan geç göç etmişler. Sizin de babanız orada mıydı? Orada mı doğdu yoksa Türkiye'de mi doğdu? Babam Türkiye'de doğdu. Kayınpederim 7 yaşındayken geldi. Dolayısıyla orayla hep kontaklarımız her zaman oldu. Ama babamlar Türkiye'de doğdu. Osetlere baktığımız zaman Ahlat'ta herhalde bir siz gelmişsiniz. Genelde o tarafa değil. Kars'ta var, Bursa tarafında var. 100 haneye yakın bizim köyümüzdü. 3 köy vardı. 2 tanesi Şapsık köyü. Bir de bizim köyümüzdü. O grup gelmişlerdi ve orada birleşmişler. Onların bir kısmı sonradan Sarıkamış'tan gelenler vardı. Ama bizimkiler direkt oraya gitmişler. Sevgili seyirciler, zaten Kanıkların başarısı tüm Türkiye biliyor. Sanayide ilk 500'ün içerisine girdiniz. Sıfırdan bu işe başladınız. Hemen kısa geçeyim. Babanızı küçük yaşta kaybettiniz. Babanızı kaybedince bütün ailenin yükünü üstünüze aldınız. Bu size bir avantaj mı doğurdu yoksa avantaj mıydı? Konuşmamda ifade ettim. Tabii şartlar çok zordu. Ama ailenin kalabalık olması, kardeşlerimin küçük olması bir avantaj diye düşünüyorum. Zaten onu avantaj olarak düşünmezsen ümitsizliğe kapılırsın. Avantaj olarak kabul ettim ve onu mümkün mertebe iyi kullanmaya çalıştım. Ailenin bütünlüğünü sağlayabildim. İş gücümüzü artırabildim, beyin gücümüzü artırabildim. Bu açıdan bakarsanız avantaj diye kabul ediyorum. Peki efendim, kendinizi başarılı buluyor musunuz? Veya daha eksiklerim var, daha yapacak çok işim var diyor musunuz? Eksik, tabii ki her insanın hayatı boyunca eksikleri vardır. Toplumum için, ülkem için yapmam gereken birçok şeyin olduğunun farkındayım. Farklı sektörlerde farklı şeyler yapmayı düşünüyor, planlıyorum. Bir birikim var, o birikimi toprağa götürmek istemiyorum. Bütün bunları ülkem için yapmak istiyorum. Ülkemi ben çok seviyorum. Dolayısıyla eksiğim mutlaka vardır. Ama bunları da yaşadığım sürecinde gidermeye çalışacağım. Peki efendim, size göre para kazanma mı avantaj, bir şey üretme mi avantaj? Ya üretici olursanız para zaten kendine geliyor. Para kendine geliyor. Üretmek çok önemli. Peki efendim, vakıfların, derneklerin içindesiniz. Devamlı içindesiniz. Alan Vakfı'na baktığımız zaman Alan Vakfı'nı başarılı buluyor musunuz? Alan Vakfı başarılıdır, yeterli değil. Peki ne eksikleri var? Ya Alan Vakfı'nın bir defa
ciddi bir kaynak eksiği var. Yöneticilerini çok zorluyor bu kaynak eksikliği. O yüzden mutlak surette yönetici, yönetim kurulu kim olursa olsun kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla, kendi öz kaynağıyla ayakta kalabilmesi gerekiyor. Onu yaratmak lazım Alan Vakfı'na. Yoksa Alan Vakfı Türkiye'deki vakıfların en seçkini, en güzide bir topluluğudur. Efendim, şimdi biz Alan Vakfı'na baktığımız zaman gerçekten içerisinde çok seçkin insanlar var ama biz de şunları söylüyoruz. Senede bir gece yapmayla veya bir sosyal faaliyet yapmayla bütün Çerkezleri, Osetleri etrafınızda toplayamazsınız. Katılıyorum, %1000 katılıyorum ve ben bunun mutlak surette üretime dayalı bir kaynağın yaratılması, bunun için gerekirse bir kaç defa toplanıp bir beyin fırtınası yapıp araştırma, bir sürü gençlerimiz var bu konuda çok net bilgi toplayıp getirebilecek gençlerimiz var. O gençleri yönlendirip o bilgileri toplayıp o bilgiler ışığında bir devamlılığı olan, sürekliliği olan bir kaynak yaratmak zorundayız. Öbür türlü vakıfla çökmeye mahkumdur. Efendim, şimdi Türkiye'nin hemen hemen bütün derneklerine, vakıfların içerisine giriyoruz. Çerkez olmayanların içerisine giriyoruz. Onlar dernek yöneticileri üniversitelerden yardım istiyorlar. Yani diyorlar ki mesela biz bu vakfı nasıl daha ileriye götürürüz, kaynak nasıl bulabiliriz, basında nasıl çıkabiliriz, eksiklerimiz nasıl giderebiliriz diye üniversitelerden yardım alıyorlar. Ama Alan Vakfı'na baktığımız zaman bu yardımı nedense almıyorlar. Size göre almaları gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Şimdi Alan Vakfı'nı, vakıfların üniversitelerden nasıl bir destek alıyorlar, işin yasal prosedürü nedir açıkçası bilmiyorum. Bilgi olarak çok şey değilim. Ancak düşünün, bu tür vakıfları kurmak çok kolay değil. Hele bunca uzun süre hiçbir sıkıntısı olmamış bir vakfın itibarı çok yüksektir. Böyle bir yüksek vakfın şu anda aklıma geldi, söylüyorum. Mesela eğitim, bir eğitim kurumuyla işbirliği içerisinde olabilir. Bir özel eğitim kurumuyla işbirliği içerisinde olabilir. Bünyesindeki kendi hemşerilerinden eğitim kökenlileri bir araya getirir, onun yönetimini ele alır, bu işin ticaretini yapar. Bu bir kaynak olur. Ama diğer eğitim kurumlarından nasıl destek alınıyor, ne yapılıyor onu bilmiyorum. O konuda pek bildiğim yok. Peki efendim, şimdiki gençlere baktığımız zaman nasıl buluyorsunuz? Bizim gençlerimiz daha farklı, daha... Yani şey, Oset gençlerini değil de Türkiye'deki gençliği nasıl buluyorsunuz? Gençlik hakikaten günü modayı takip eden, kısa zamanda zengin olmayı hedefleyen, az çalışarak çok para kazanmayı düşünen bir, maalesef bir gençliği, bir topluma sahibiz. Peki efendim, teknolojiyi kullanabiliyor musunuz? Ya biz teknolojiyi yetere kadar kullanıyoruz desek doğru olmaz, bizim kuşak. Ama işletmelerimizde olmazsa olmazımızdır bizim. Mutlaka kullanılmak ve günün şartlarına göre değişen, gelişen Türkiye'de biz de onlara uymak, onu değiştirmek, onu geliştirmek durumundayız. Örneğin işletmelerdeki sıkıntılarımızı aşabilmek için bir an evvel robot sistemine geçmemiz gerekecek. Maliyetler biraz daha ucuz olsun. Ya maliyetlerden ziyade nitelikli eleman sıkıntısı Türkiye'de kolay kolay aşılabilecek gibi değil. Yani bu işin biraz siyasi şeyine kaçıyor ama maalesef sanayicinin bugün en baştaki sıkıntılarından biri yeni mevcut iş yasası, iki nitelikli eleman sıkıntısı had safhadadır. Peki efendim, bir de şunu soralım. Çerkez iş adamları örgütlenmeye çalıştılar, ayrı bir dernek kurmaya çalıştılar ama başaramadılar. Çerkez iş adamları dernek çatısı altında barınıyorlar. Sizlere göre hangisi olması lazım? Dernek vakıfların içinde mi olması lazım? Kendilerine göre ayrı bir dernekleri mi olması lazım? Şimdi vakıf, ya birlikten güç doğar. Ben her zaman birlikten yanayım.
Bu birliğin içerisinde vakıf olmanın getirdiği birçok avantajlar var. Ya burada egomuzu bir tarafa bırakıp işin hakikaten akıllı olan tarafına yönelmek gerekiyor. Vakıf her zaman avantajdır. Vakıfla beraber işbirliği, güç birliği içerisinde olmak çok daha büyük avantajlar sağlar. Her zaman bütünlük içerisinde vakfın etrafında olmayı tercih ederim ben herhalde. Bir de şunu söyleyeyim. Çerkez dediğimiz zaman veya Oset dediğimiz zaman Türkiye'de ya oyunlar geliyor ya yemek geliyor. Aslında bizim daha fazla kültürümüz var. Sizlere göre bu eksik tanıtım mı? Şimdi kültürü tanıtımdan ziyade kültürü tanıtabilmek için belli bir ekonomik güce sahip olmak lazım. İşin temelinde olan şey, bugün ekonomik gücünüz olduktan sonra kültür ve bugünkü teknoloji imkanlarıyla çok daha rahat anlatabilir, tanıtabilir, yayabilirsiniz. Ama her şeyden önce bu milletin ekonomik gücünün, ülkenin de öyle, ülkeler de öyle değil mi? Bu milletin ekonomik gücünün mutlak surette olması lazım. Sivil toplum örgütlerinin çok güçlü olmaları lazım. Gelir kaynaklarının mutlak surette iyi olması lazım. Yani bunlar hep bununla bağlantılı şeyler. Bu olduktan sonra hep şey olur. Paranın yapmayacağı şey yok. Peki Çerkezlere baktığımız zaman Kuzey Kafkasya'dan gelen herkes kendini Çerkez olarak kabul ediyor. Çerkezler de siyasete fazla girmiyorlar. Bu bir eksiklik mi? Benim siyasette işim olmadı, girip girmemeleri konusunda da şeyim var. Ben iş adamı ayrı şeydir, siyaset ayrı şeydir. Kaynak, ekonomi ayrı şeydir. Siyaset ayrı şeydir. Peki, ben siyasete girmedim, girmem de. Peki efendim, hayatınızda kör buzağı önemli yer alıyor. Şu anda bir çiftliğiniz var mı? Veya yoksa çiftlik kurmayı hiç düşündünüz mü? Benim şu anda iyi bir at çiftliğim var. Torunlar da ben de arada bir gidip orada eğlenebiliyoruz. Yarışan atlarım var. Ayrıca doğayı çok seviyorum. Sera'dan tutun da zeytinciliğe varıncaya kadar, cevize varıncaya kadar bunlar hobilerimdir. Bunları da çok iyi bir şekilde yapıyorum. Onları da kaliteli yapıyorum. Sevgili seyirciler, bir de şu çok önemli. Emeklilere sorduğumuz zaman bir şeyi, vaktimiz yok diyorlar. Ama sanayicilere sorduğumuz zaman vaktimiz çok diyorlar. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Boş adamın vakti olmuyor. Valla boş adamın vakti, boş kalmak isterse olur. Ama boş kalmak istemiyorsanız vakit yaratır, bulursun. Yok, peki efendim, çok, vakit çok bizde. Musunuz? Evinizde Çerkez adetlerini, İron adetlerini uyguluyor musunuz yoksa? Hayır, yani ben evimizde bunu uyguluyoruz desem gençliği ben kadar siz de biliyorsunuz, herkes biliyor. Gençlik farklı ama o gençler bizden daha heveslidirler öğrenmek için. Biz günün şartları, ekonomik şartlar, bölgesel şartlar buna müsait değildi, çok dağıldık. Çeşitli toplulukların olduğu insanların içerisine girmek zorunda kaldık ama şimdiki gençlik internet üzerinden de olsa gene Euronlara ulaşabilip bir iki şey paylaşabiliyorlar. Onlar bence daha şanslıdırlar. Bizden daha iyidirler. Peki efendim, bir de şey, tahsil hayatınızda bir öğretmeniniz size ufak bir yardım yapmış herhalde. Aynı öğretmen sizi İzmit'te bulmuş. Ona o parayı iade ettiniz mi? Borcunuzu ödediniz mi? Parayı iade etmek değil, biz onu bir şekilde mutlu ettik. Bir şekilde mutlu ettik. Sevgili seyirciler, az bir şey kaldı. Size yaklaşan, siz ekonomik olarak biraz yukarıdasınız. Size yaklaşan insanları kuşkuyla bakıyor musunuz? Hayır, insan benim için en önemli, en değerli varlıktır. Allah'ın en değerli varlıklarının biri insan olduğuna göre bana yanaşan her insan benim mutlak surette en değerli, en kıymetli varlık olan Allah'ın varlığıdır ki o benim her şeyimdir. İnsan benim her şeyimdir. Peki efendim, bir de herhalde Ağlat'ta bir
üniversite yaptırdınız. Bu da tam şeye girmedi herhalde, başınızı biraz ağrıtıyor. Girdi, onu bu sene devreye aldık. Açılışı yapıldı, bir fakülte yaptırdık Eren Üniversitesi'ne bağlı. Bir de bir babamızın en son imamlık yaptığı camiyi Selçuklu mimarisine uygun olarak yaptırdık. Onun da ikisi de şu anda çalışıyor, açıldı. Gençler şu, size gelen gençler projeleriyle mi gelsin, fikirleriyle mi gelsin, hangisini kabul edersiniz? Bize gelen gençlerin hepsi kapımıza, kapımız açıktır. Bir yerlere gelmek istiyorsa, yönetici olmak istiyorsa gelsin, sanayici olmak istiyorsa gelsin, ticaret yapmak istiyorsa gelsin, hangi amaçla gelirse gelsin, bizim varlığımızdan, birikimimizden, bu gücümüzden istifade etsin. Eğer biz de bunu onlara verirsek, bu bizim insanlık, ayrıca hemşerilik görevimizdir. Bu bir minnet değil. Bu bizim görevlerimizin içerisindedir. Peki, son olarak şunu diyelim efendim. Çerkezler bir TRT'den bir kanal istiyorlar. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Çerkezlerin de bir kanalı olsun diyorlar. Valla Çerkezlerin bir kanalı olsun demelerini bırakın bir yana. Onun için benim yapmam gereken bir şey olursa canı gönülden katılırım ona. Çünkü Kürt'ün kanalı varsa benim niye kanalım olmasın? Ben bir dili öğrenmek için veya dilimi, unuttuğum dili öğrenmek için bu tür sohbetlerin dışında kanaldan çok daha rahat öğrenirim. Çok daha mutlu olurum. Topluma, kendi insanıma çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Peki efendim, son olarak ne söylemek istersiniz? Ben bu milletimden gurur duyuyorum. Onların bütün faaliyetleri içerisinde bulunmayı canı gönülden arzu ediyorum. İnsan olarak, bir iş adamı olarak yeteri kadar destek olabildiğimi düşünemiyorum. Daha fazla destek olmak isterim. Ve özellikle Alan Kültür Vakfı'nın çok güçlü olmasını arzu ediyorum. Bir önemli arzum da kendi soyumu, soy ağacımı ciddi manada ortaya koyabilecek bir arayışın içerisindeyim. Ondan da bütün hemşerilerimden destek bekliyorum. Evet sevgili seyirciler, Sayın Kanık ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizdesiniz, iyi ki bizde röportaj verdiniz. Görüşürüz.